Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakı'na mensup bir siyasi parti genel başkanımızın krizden nemalanan, siyasi rant isteyen, bekleyen, pusuda yatan insanlar ve partiler olduğu açıklaması talihsiz bir açıklamadır. Yakışıksız bir açıklamadır. Ben buradan kendisine söylüyorum. Bu krizden kim siyasi rant umuyorsa şeytandır, alçaktır, ahlaksızdır. Ben bu krizden siyasi rant uman bir partiyi ve bir lideri de adres göstermem. Doğru değildir. Millet neyle uğraşıyor? Siyasetçiler neyle uğraşıyor? Bu kabul edilemez. Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı diyor yani bu, bu zamanda birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu zamanda hepimiz kafamızdaki siyasi argümanları bir kenara koyacağız. Siyasi aidiyetimizi bir kenara koyacağız. Ba siyasi, bulunduğumuz siyasi partinin penceresinden bakmayacağız, o partiden dışarı çıkacağız, sokaktan, partinin bahçesinden, partinin önünden bakacağız. Partinin içinden bu meseleye bakarak bu sorunu çözümüne destek değil, köstek oluruz. Siyaset kurumunun Covid-19'da mücadelede tıp çalışanlarımızın, sağlıkçılarımızın, bilim kurulumuzun önünde köstek olma hakları yoktur bilim, akıl neyi emrediyorsa onu yapmak siyaset kurumunun görevi, varlık sebebi ve vazifesidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu krizden işte nemalananlar, siyasi rant elde edenler var diyor orta. Kendisi de belediyelerimizin devletin çalışmalarını sabote ettiğini iddia ve itham ediyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da yenilenen İstanbul seçimlerinden beri bir Ekrem İmamoğlu sendromu oluşmuş. İstanbul Cumhurbaşkanı için çok önemliydi, olabilir. İstanbul halkı ortaya bir tercih koydu. Bir ışık gördü, bir umut gördü. Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercih ve değerlendirmede bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın normalde bundan ders çıkarması lazımken, bu husumet çıkarma yolunu seçti. Dün söyledim. Tekrar söylüyorum. Hırs başa karar olunca akıl başı akıl baştan firar eylermiş. Sen Ekrem İmamoğlu paranoyasından, sendromundan da bir an önce kurtulmalısın. Hem İstanbul'a, hem Türkiye'ye, hem kendine büyük zarar verirsin. Ekrem İmamoğlu 5 yıl İstanbul halkına 16 milyon İstanbulluya hizmet edecek. Sen istesen de edecek. Sen istemesen de edecek. Sen engellesen de edecek. Sen engellemesen de edecek. Ama parti olarak dayanışarak, danışarak, el ele kol kola omuz omuza 16 milyon İstanbulluya hizmet etmenin zevkine, tadına varmak, birlikte bunu yapmak seni niye rahatsız eder? Ben anlamam. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan Sayın Zeydan Karalar'dan ve Sayın Muhaf Seçer'den özür dilemesi lazım. Bu arkadaşlarımız devlete sırtlarını dönmüş değildir. Ama senin işgüzar valilerin eee vefa sosyal destek ekibi dışında kimseye kimsenin yardımı etmesine vatandaşın derdine derman olmasına imkan ve fırsat tanımadıkları için, bundan haz etmedikleri için, bunun seni rahatsız edeceğini düşündükleri için, işgüzar vali ve kaymakamlarının uygulamalarına rağmen de hem bu seçer hem zeydan karılar hem Sayın İmamoğlu hem diğer bütün belediyelerimiz şimdi tek tek ismini saymayalım alınmasın arkadaşlarımızla ama bu üç belediye başkanımızı terör örgütlerine benzettiğin terör örgütlerinin liderlerine benzettiğin için bir an önce çık kastımı açtım de. Niye biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Ne Ekrem İmamoğlu ne Zeydan Karalar ne Vahap Seçer Abdullah Öcalan'la Fetullah Gülen'le ve Ebu Hanzala dediğimiz Halis Bayancık'la direkt ya da en direkt temas içinde olmadı. Onlarla oturup görüşmedi. Onlara işine geldi mi hendek kazdırıp, işine geldi mi devletin kozmik odalarını teslim edip, işine geldi mi hastanede tedavi edip, eğitip, donatıp, sırtına silah koyup onları sahalara sürmedi. Bu üç değerli belediye başkanımıza bir özür borcun var. Bu yakışık almadı. Hep söylüyorum. Ya hafta yedi gün. Sen haftanın yedi gününün üç günü AK Parti Genel Başkanı gözlüğünle AK Parti Genel Merkezi penceresinden dünyaya bak. Ama dört günde Cumhurbaşkanı penceresinden Cumhurbaşkanı kimliğiyle diskuruyla pencereden bak. Aksi takdirde Türkiye'de gerçekten pandemiden sonra yani Covid-19 virüsünden sonra bir de kutuplaşma virüsünü topluma enfekte etmeye devam etmiş olursun. Şimdi AK Parti sözcüsü diyor ki yardımlarda partizanlık yapmadan biz bu işi yapıyoruz. Belediyeler partizanlık yapıyor. Sayın Ömer Çelik. Vefa Sosyal Destek Ekibi'nin dağıttığı paketlerde Cumhurbaşkanının imzası var. AK Parti bayrağı yoksa da Cumhurbaşkanlığı forsu var. Ama hiçbir belediye ve bu, bu yardımları götürenler kapıyı çalıp şöyle söylüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı var. Buyurun kolonya diyorlar. Buyurun kumanya diyorlar. Hiçbir belediye başkanımız ne Ekrem İmamoğlu ne Vahap Seçer ne de Zeydan Karalar vatandaşlara getirdikleri yardım kumanya ekmek vesaire her noktada CHP Genel Başkanı'nın selam var demediler. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı logosu o kollerde yok partizanlık yapılıyorsa ki yapılıyor bunu vali ve kaymakamlar eliyle AK Parti yapıyor bunun da altını çizmek isteriz. Şimdi bin liralık yardımlar önemli bir konudur. Dün açıklandı üçüncü faz başlıyor diye. Ee, birinci fazı devlet elindeki listeye göre mi dağıttı? AK Parti il ilçe teşkilatlarındaki listeye mi göre dağıttı onu bilmiyoruz. İkinci faz bitti üçe geçiyoruz. İkinci fazdan daha hiç para alan yok. Hiç. Yani ikinci faz diye bir kavram var, sistem var. Kimse para almamış. Şimdi diyorlar ki üçüncü faza geçiyoruz. Üçüncü fazı nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Telefonla başvurulacak. Ya da internetten. Beyler, bu yardıma muhtaç insanlar, aylık geliri 2000 bin liranın altındaki insanlar. Bunların, hadi cep telefonu belki var ama büyük çoğunda zaten internet yok bize geliyor. Telefonlarınız da sizin verdiğiniz vatandaşların üçüncü fazdan bin lira, bin lira yardım almak için başvuracakları telefonları da açan yok. Telefonları açmadığı için kaymakamlıklara giden insanlara da kapıyı açan yok. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bu Covid'den önce sekiz buçuk milyon işsizi olan Türkiye'de bugün on beş milyonu aşkın işsiz var. İşini kaybetmiş de var. Şimdi senin elinde de işini kaybeden kaç garson, kaç şoför, kaç berber, kaç gündelikçi, kaç yövmiyeli var belli değil. Devletin elinde bir an önce kaç kişi işini kaybetti, kaç kahveci, kaç garson, kaç berber, kaç şoför, kaç yövmiyeli işçi bunun listesinin olması lazım. İşi gücü bırak önce bu listeyi temin et. Bu listeyi temin etmek için de muhtarlarla ve senin terörist ilan ettiğin belediyelerle işbirliği yapmaya mecbursun. Eğer iş yapmak istiyorsan, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek ve yedirmek istiyorsan yapman gereken budur. Ee, aslında bir konuya hiç girmeyecektim. Şimdi söyleyeceğim konuya. Fakat bakıyorum herkes AK Parti kurmayları neredeyse tamamı 3-4 maaş alan Sayın Fahrettin Altun'un peşine takılmış. Efendim konu ne? Fahrettin Altun'un Üsküdar'da bir evi var. Allah ziyade etsin. Daha çok yapsın. Yanında da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir boş arsa var. Fahrettin Bey bu arsaya şadırvan yapmış, kamelya yapmış, mangal, ocak, barbekü yapmış. Milletin derdi ne? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız bu işleri yapmış. Ve şikayet olunmuş. Şikayet olununca kılmış ki bu Boğaziçi İmar Kanunu'na göre, yürürlükteki mevzuata göre bunların yapılması usule aykırı, yıkılmış. Ve bu arada yıkım tarihinde bakıyoruz apar topar efendim Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü kira ihale ilanı var önceden. Bakın burada e, 17. sırada İstanbul Üsküdar Kuzguncuk işte Bican Efendi Caddesi şurası burası bir yer var. Bütün ihalelerin, bütün ihalelerin saatleri var. Fakat bu tartışmalı yerin ihale saati yok. İhale ne zaman? İhale yıkımın olduğu gün. Bir önce. Bir önce mi? Sekizinde ihale olmuş. Göya olmuş. Göya diyorum. On üç, on dördünde de sözleşme olmuş. Yıkım 13'ünde de yıkım olmuş. Yani şimdi olabilir insan evinin yanında boş varsa da mangal yapmak da isteyebilir. Ama Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanımız ki aynı zamanda e, Belediye Meclis Grup Başkanımızdır. Suat Özçağdaş çok doğal olarak ilçesinde yaşanan kamuya mal olan böyle bir tartışmalı arsayı görmek istemiş. Suat Başkanım oraya gidiyor. Arsaya bakıyor. Allah var. Fahrettin Bey'in oturduğu evi de bilmiyor çocuk. Orada görüyor. Fakat bu arsada bu yıkımdan sonra bu ihale uyduruk ihaleden sonra yeniden usulsüz bir oraya eklenti, müştemilat bir şey yapılıyor mu diye bakacak. Görevi bakmazsa Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olamaz. Baksın. Bir şey yapmıyor. Taciz yok. Eve müdahale yok. Eve bakış yok. Efendim bunun üzerine Suat Bey'i ilçe başkanımızı emniyet arıyor. Gittin mi? Suat Bey evet gittim. Yeni yapılmış bir şey var mı diye baktım. Yok. O da iyi yani. Hani yıkılmış da Fahrettin Bey yeniden bir şey yapmış da değil. Peki tamam deniyor. Bir saat sonra Emniyet Suat Bey'i Suat Başkanı bir daha arıyor. Diyor ki gel ifade ver. Suat Bey diyor ki müdürüm hay hay. Lakin bir toplantıdayız. Eee işte video konferansla İstanbul'da il başkanımız, ilçe başkanlarımızı toplantı yapıyoruz. Yarın gelsem olur mu? Hay hay diyor müdür. Tabii yarın gel. Adam öldürmemiş, hırsızlık yapmamış. Boş bir arsada kaçak bir yapı yapıldı mı yapılmadı mı buna bakmış. Görevi. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Meclis Grup Başkanımız olarak görevi. Efendim tam bir saat sonra bir telefonda. İşte burası garip. Emniyet tekrar arıyor. Sayın Başkan, Savcı Bey çok ısrar ediyor. Derhal bu akşam emniyete gel. Gelmezsen biz seni gelir alırız. Bu ayıp. Bu çok ayıp. Ey savcılar, adamı içeri atıyorsunuz. İki ay, üç ay, altı ay, on ay e, iddianame hazırlamıyorsunuz. İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Grup Başkanı sıfatıyla boş bir arsaya kaçak bir yapı yapıldı mı yapılmadı mı bunu öğrenmek için arsaya gitti diye ilçe başkanımı derdest etmeye çalışıyorsunuz. Buna söyleyecek laf bulamıyorum. Yani savcılar işin tadını kaçırdı. Yargının, yürütmenin mesayeti ve baskısı altında eee daha ne kadar görev yapabileceğini ve daha ne kadar inandırıcı olabileceğini çok merak ediyorum. Ben Üsküdar ilçe başkanımıza ki Sayın Fahrettin Altun'un mülküne evine yönelik adamın şöyle bir bakışı yokken troller, yandaş medya ve ee, kimi yandaşlar ve AK Parti kurmayları tarafından bu işin üstüne bu kadar balıklama atlanmasını da AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın vicdanına bırakıyorum. Ama hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır gibi de olmasın. Üsküdar ilçe başkanımız görevini yapmıştır. Ve Üsküdar ilçe başkanımız görevini yapmaya devam edecektir. Suat Bey'i uzun yıllardır tanırım. Çalışkanlığıyla, becerikliyle, iyi niyetiyle dürüstlüğüyle tanıdığım bir arkadaşımdır. Yanında duracağız, arkasında duracağız. Herhalde böyle 3-5 tane trolün kimi Twitter'dan attığı yazılar, birkaç yandaş medyanın haberinden dolayı da savcıların ilçe başkanımıza yönelik hukuk dışı bir işlemi olmaz diye düşünüyorum. Olursa Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak yanında olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum efendim.